Şimdi bakın, panax bitkisi ne yapıyor? Panax bitkisinden nasıl kullanımı hazır hale getirildiğini anlatmıştım az önce. Evet. Kökleri, sadece kökleri alınıyor. 3-3,5 saat sıcak su buharında haşlıyorsunuz onları. Panax'ın faydalarını başlıklar haline özetlersek, yorgunluk ve bitkinlik halini azaltır, zindelik verir. Evet. Yani fiziksel ve psikolojik olarak adaptojen etkisi vardır. Fiziksel ve psikolojik streslere karşı vücudun dayanma gücünü artırır. Kaptamar sistemi üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Şeker, kolesterol metabolizmasında olumlu etkileri vardır. Şeker düzeyini ve kolesterol düzeyini düşürür. Evet hocam. Şeker ve kolesterolü düşürür. Karaciğer sağlığını toksik maddeleri dışarı atarak korur. Hücrelerin yenilenmesini kolaylaştırır. Hocam ne yapmıyor ki? Evet. Çok yönlü etkisi var yani sağlığımıza olumlu. Cinsel performansı çok olumlu etkileri vardır. Hatta erkek kısırlığında, bakın, erkek kısırlık problemi yaşayan insanların da bu noktada bizi can kulağıyla dinlemesi lazım. Erkek kısırlığında yine bazı bitkilerle beraber çok ciddi faydası olan bir bitkidir. Hocam erkek kısırlığının en önemli 3 sebebi sperm sayısının ya azlığı ya sperm kalitesinin bozuk olması ya da sperm hareketliliğinin olmaması Evet. şeklinde ifade ediliyor. Yani bu noktada hangi yönüyle erkek kısırlığında Panax'ın olumlu etkisi var hocam? Bütün yönleriyle. Her bu üç yönüyle de mi? Bütün spermde hareketliliği artırır. Evet. Spermde anomali diyoruz, onu azaltır. Evet. Sperm sayısını artırır. Yani her yönüyle olumlu faydası vardır. Burada aklıma şey geldi. İsim vermeye çok da gerek yok. Amasya'dan bir dostumuz 2-3 yıl oldu. Telefonla kendisiyle görüştüğümüzde çocuğunun yeni evli olmasına rağmen yaklaşık olarak bir yıldır çocukların olmadığını hemen hemen bir 2 ay 3 ay gibi Panax ginseng bitkisini kullanmalarıyla birlikte çocuk sahibi olabildiklerini ifade etmişti hocam. Demek ki ufak bir engel vardı. O engeli bu bitkinin desteği aştı. Yine Evet. çocuğu olup da ziyaretine gittiğimiz insanlar oldu. Konya'da ikiz çocuk sahibi oldular. Evet. Mesela sperm sayısı orada 20 milyondu. 1,5 ay sonra 40 milyona çıktı. Kırmızı Kore ginsenginin desteğiyle. Daha sonraki 1,5 ayda 60 milyona çıktı ve ikiz çocuk sahibi oldular. Biz yine onlarla çekim yapmıştık. Buradan da selam gönderelim kendilerine. Evet. Bu etkilerin biz de şahidiyiz. Hakikaten böyle. Evet. Evet. Panax Ginseng ayrıca, yani konumuzun dışında ama tümör hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından tanınabilmesini arttırmakta, hatta kemoterapi uygulanan hastalarda olası ilaç dirençlerini ortadan kaldırabilmektedir. Yani konu kanser ise yine Panax ginseng. Evet. Ve hangi kanser türlerine bakın? Mide, kalın bağırsak, Evet. karaciğer, prostat, malign melanom, lösemi, baş boyun kanserleri, pankreas kanserleri, meme, kemik ve jinekolojik organların kanserlerinde etkili olduğunu gösteren laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Evet. Hocam o zaman Panax ginseng ifade ediyorsunuz. Panax eşittir tam iyileşme. Yani Zaten vücutta nerede sorun varsa Panax evet, ginseng imdada zaten yetişiyor. bitkinin adı Evet. bu anlama geliyor. Her Evet. şeyi iyileştiren Panax. Evet. Her şeye iyi gelen anlamına geliyor. Böyle bir mucizevi bir bitki. Yani herkese öneriyorsunuz bu anlamda. Kesinlikle. Yani Panax ginseng bitkisinden istifade etmemenin aklen bir izahı olamaz yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz.